Evet arkadaşlar, ay tutulması şimdi buradan göremiyorsunuz ama bir hayli kızardı. Evet, duaları söylediğim yeri çok iyi çekmemiş. Ya Vehhab, Ya Cabbar, Ya Rezzak, bunları okuyun ve kalbinizden geçerek okuyun. Tutulma dönemlerinde günahlardan arınmak, kötü huylarımızdan arınmak, kötü alışkanlıklardan arınmak çok önemlidir. Sizi rahatsız eden, vicdanınızı sızlatan ne varsa vazgeçin onlardan. Daha iyi insan olma yolunda niyet edinin ve iyiliğe dönün yüzünüzü. İyilik yapın, sadaka verin. Çünkü ilk çağlardan bu yana ay ve güneş tutulmalarında daha çok iyiliğe yönelmiş insanlar. Biraz zorlu bir ay tutulması. İşin içinde Mars var, işin içinde Neptün var. Sağlıkla alakalı da lütfen çok serbestleşmeyelim. Önlem almaya devam edelim ki daha kolay atlatabilelim bu süreci Allah'ın izniyle. Bir de birçok yerde yazılar okudum. Bunları kim dedi bilmiyorum. İşte ay tutulmasında ayı seyretmeyin, uğursuzluk getirir diye. Ben böyle bir şeye inanmıyorum. Çok da güzel dolunaydan çıkmış, tutulma gerçekleşmiş. Ayın en güzel hali ama zorlu bir tutulma. Daha önceki videomda da söz ettiğim gibi ikizler, başak, yay ve balık etkisi olanlar biraz daha dikkat edecekler. Biraz daha önlem almaya çalışacaklar ki bu süreç kolay atlatılsın. Özellikle ikili ilişkilerde problem yaşanabilir. Bugünlerde çok önemli mevzularınız varsa partnerinizle konuşmak için acele etmeyin. Bir hafta kadar bekleyin, daha sonra konuşmaya çalışın. Ayrıca sağlıkla alakalı önlemler alın. Bağırsaklar, ayaklar hassas durumda. Alerjik reaksiyonlar yine Neptün etkileriyle. O nedenle biraz daha dikkatli, temkinli olacağız. Dua edeceğiz, sadaka vereceğiz. İnşallah güzel günleri hep birlikte göreceğiz. Hoşça kalın diyorum. Ben doyamıyorum ayı seyretmeye. Size de tavsiye ederim.